Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sevgili Peygamberimiz, leysel imanu bittemenni ve la bittahalli. İman işte temenni etmek veya tahalli, yani cübbe gibi, ceket gibi sırta giyip böyle güzel gösterilmeye yarayacak bir şey değil. Ya da ya işte keşke iyi olsak, keşke bunu yapabilsek diye hep keşke keşke diye temenni değil. Yap kardeşim. İslam ve iman kalpte oturmuş bir kesin iman, dil ile bunu ifade ve şu vücudun bütün organlarıyla da yaşamaktır. Allah'ın yapılmasını istediği veya terk edilmesini istediği konularda Allah'ı dinlemek ve itaat etmektir. Peygamberler bunun içindir. Aslında peygamberler bize hayatı öğreten, hayatta hani danışman diyoruz ya biz, İşte hayatı nasıl yani yaşayacağımızın danışmanlarıdır, yol göstericileridir. Bu cihetten hakikaten rehberdirler yani. Yol gösterici mürşitlerdir. Değerli kardeşlerim, imtihan dünyası ya, Allahu Teala öyle bir nefis veriyor ki, nefis cahil, ruh olgun. Fakat o ruhu nefsin kafesine hapsediyor Allah Celle Celaluhu. Ve dönüyor insana diyor ki, bu nefis başlangıçta kötülüğe emredicidir. Sen bunu eğitirsen, terbiye edersen yavaş yavaş gelişir, güzelleşir. Ruhun güzelliği ortaya çıkar. Ruha teslim olur ve mübarekleşir bu nefis. Tıpkı ormanda kendi başına yetişen vahşi atlar var. Birisi onu yakalar, at terbiyecisi. Ona işte üstüne biner, yolar takar. O da onu sırtından atmak ister, düşürmek ister. Fakat terbiyecisi ısrarla bir gün gelir, atı terbiye eder. At terbiye olduktan sonra istediği yere adamı götürür. Koş derse koşar, dur derse durur, dön derse döner. Güzel, faydalı bir mahluk olur. Aynen onun gibi nefis. Bir at gibi, bir aykır gibi. Başlangıçta kudurgandı, sırtını almak istemez, ruhu atmak ister, söz dinlemek istemez, keyfine göre yaşamak ister. Mesela Allah Celle Celaluhu acıkmıştır, helalinden kazan ye diyor. O dinlemez, helal haram. Efendim bir barınma ihtiyacı vardır, helal haram dinlemez. Şehveti bülü çağına erdikten sonra gelmiştir. Cinsel arzularını gidermek ister, helal haram dinlemek istemez, saldırmak ister. Ama herkes her istediğine saldırırsa kavga olur. Yaşanmaz olur toplumda. Bunun terbiye edilmesi lazım. Yani hem vücudun, nefsin, bedenin bu ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ama adam gibi olgun, faydalı bir şekilde karşılanması lazım. Başkalarına zarar vermeden karşılanması lazım. Kanun bunun içindir, din de bunun içindir. Peygamberler de bunu öğretiyorlar. Ayrıca kimsin, nesin, nereden geldin, nereye gideceksin, dünyanın sonu ne olacak, ahiret alemi, Allah'ını nasıl göreceğiz, bizi yaratan Allah ile nasıl buluşuruz, bütün bu soruların cevabı da dinde vardır. Allah peygamberleri ve onlarla beraber göndermiş olduğu suhuf ve kitaplarla bu hakikatleri bize anlatmıştır. O bakımdan nefis başlangıçta emir almak istemez dedik. Ancak kul ruhuna tabi olur. Yani Allah Celle Celaluhu peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu İslam dinine tabi olursa, ilahi kanunlara, Allah'ın emir ve yasaklarına tabi olursa nefis terbiye olur. Olgunlaşır. Burada insan iradesinin güçlenmesi de söz konusu. Eğitimsiz insan olur. Bakın, çocuklarımızı okullara veriyoruz. 4 artı 4 artı 4 diyoruz, sonra da üniversiteye gönderiyoruz. Kolay değil. Eğitim ve öğretim safhası. Güçlü bir irade lazım. İşte dünya hayatında da çok güçlü bir irade lazım. Değerli kardeşlerim,
Hocam ne ikide bir oynayıp duruyorsun diye soruyorsunuz değil mi? Canlı yayının böyle nezaketleri var. Yani arkada ne olur ne olmaz diye ikinci bir kayıt alıyorum. O kaydı da bu bilgisayarımın kamerası onu gölgeliyor da onu kurtarmaya çalışıyorum sevgili kardeşlerim. Hoş görün. Ama bu sefer oldu, gelecekte olmaz. Ya hocam hadi oldu olacak. Bir hamle daha müsaade ederseniz yapıvereyim. Bismillah. Bağışlayın, kısmen kurtardık. Evet değerli kardeşlerim. Şüphesiz insan kendi arzusu ve iradesiyle Cenab-ı Allah'a kullukta bulunur. Hakikaten Müslüman olur. Lafla değil, icraatıyla gösterirse, yani iman eden, salih amel işleyen, hakkı tavsiye eden, hakka göre yaşayan bir Müslüman olursa, Cenab-ı Allah'ın lütufları da ona açıldıkça açılır. İkramlarını artırır. Hayatın her anında ona yeni yeni lütuflar, yeni yeni sevinçler ve mutluluklar ihsan eder. Sadece bu dünya hayatında da değil, hele ahirette. Sonsuz bir hayat, bir cennet, cennette nimetler ve kendisinin rızası, hoşnutluğu en büyük nimet ve cemaliyle şereflendirmeler. İnsanoğlunu Allah çok seviyor. Lekad kerremne beni Adem, beni Adem'i de mükerrem kıldık diyor. Ahseni takvim üzere yarattığı bu insan eşrefi mahlukat. Yani mahlukatın, yaratılmışların en şereflisidir. Seviyor ve darda koymuyor. Ona dinini gönderiyor. Peygamberleri gönderiyor. Peygamberleri zalim insanlar bir kısmı alay etseler, vurup öldürseler, reddetseler bile tekrar tekrar gönderiyor ve onlara yolunu gösteriyor.